Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da özel bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkeleri olarak en önemli zenginliğimiz genç nüfusumuzdur dedi. İslam ülkeleri olarak en önemli zenginliğimiz yeraltı kaynaklarından ziyade genç nüfusumuzdur. Daha da güçlendireceğimiz aile yapımız, sağlam eğitim öğretim sistemimiz ve güçlü sosyal dayanışma mekanizmalarımızla geleceğimizi gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz bir gençlik yetiştirebiliriz. Batı kaynaklı tehditlere karşı çocuklara, kadınlara ve yaşlılara, engellilere ne kadar iyi sahip çıkarsak aile yapımızı o derece korumuş oluruz. Sosyal medya ve televizyon gibi iletişim araçlarının batı kaynaklı içeriklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız. Sınırlarımızı korurken zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her türlü boşluğu, her türlü gafleti, her türlü çatlağı süratle doldurmalıyız. Bu konuda hiç de iyi imtihan veremediğimizi itiraf etmek durumundayız. Ama kötü gidişi durdurma şansına hala sahibiz. Hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşmalı, anlaşmalı ve süratle uygulamaya geçirmeliyiz. Diğer yandan Suriye başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki çatışmalar ve krizler sebebiyle sayıları milyona varan çocuk öksüz ve yetim kalmıştır. Suriye'de olanlar ortada. Somali'de olanlar ortada. Sudan'da olanlar ortada. Irak'ta olanlar ortada. İran'da olanlar ortada. Filistin'deki hakeza öyle. Değerli kardeşlerim, dikkat edin. Bütün bunlar hep İslam ülkelerinde devam ediyor. İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izledik. Devam edelim. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in girişimleriyle başta Kuveyt ve Katar olmak üzere hayırseverlerin desteğini Şanlıurfa'da okul ve yurt gibi projelere yönlendiren Sahit Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında bugün protokol imzalandı. İmzalanan protokolde 2 adet 16 derslikli ortaokul yapılacak. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in girişimleriyle başta Kuveyt ve Katar olmak üzere hayırseverlerin desteğini Şanlıurfa'da okul ve yurt gibi projelere yönlendiren Sait Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 2 adet 16 derslikli ortaokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Er'in İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sait Derneği muhatap sorumlusu hayırsever Talal Al Arap ile Sait Yardım Derneği adına Hassaun Al Muhammed Süleyman katıldı. Türkiye dışında başta ülkelere de hayır işlerinde bulunduklarını, Ürdün'de Suriyeli muhacirlerin zor hayatına şahit olduklarını belirten hayırsever Talal Al Arap, zor durumda olan Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmanın kendileri için farz olduğunu, ancak Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımın daha manidar olduğunu söyledi. Hayırsever Talal Al Araba ve Kuveyt hayırseverlere Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Er'in, Suriye'de uzun süredir bir insanlık dramı yaşandığını, insanların bir ekmek alabilmek için birbirini ezebilir duruma gelmiş olmasının insanlığın büyük bir ayıbı olduğunu söyledi. Vali Er'in bu protokolle yapılacak olan okullardan birini hayatın normale dönmeye başladığını, Tel Abyad'da inşa edeceklerini, Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli bölge haline getirilen Tel Abyad ve Resulhan'da bizim yaptığımız onarımlardan sonra yapılacak ilk okul olacağını söyledi. Buralarda, bu bölgede, zor durumdaki Suriyeli kardeşleri için çok güzel işler yapıyorlar, örnek işler yapıyorlar. Sessiz kalan bu Müslüman kardeşlerimizin bu sıkıntılı ve zor döneminde
imkanlara el vermesine rağmen sesini çıkarmayan çok sayıdaki devlet ve milletin yanında kuvvet hakkını göstermiş olduğu bir cömertlik Ali Cenab'a gerçekten takdiri hak ediyor. Konuşmaların ardından imzalanan protokole göre yapılacak 2 adet 16 derslikli ortaokul inşaatı için arsa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce temin edilecek. 960 kişi kapasiteli okul binaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip projeye göre inşa edilecek. İnşaatın yürütülmesi için gerekli nakit, mal ve hizmet alımı şeklindeki tüm harcamalar hayırsever tarafından karşılanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tabii en önemli gündem maddelerinden biri de Barış Pınar Harekatı'ydı. Barış Pınar Harekatı'na ilişkin de Bakan Akar yaptığı açıklamada şu anda 145 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüzün altında diyerek. Buradaki yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Bu terör kordonunu önlemek için söz konusu alanda ki YPG'lilerin bölgeden çıkarılması, bunların arsalarının toplanması, oradaki mevcut tahkimatın tahrip edilmesi, tüneller, mevziler, kuleler vesaire idi. Ve fakat bu 49 gün sonunda gördük ki burada istediğimiz ilerleme yapılamıyor. İstediğimiz şekilde bir sürat yok. Ve dolayısıyla biz bu şekilde zaman kaybettikçe YPG'nin orada daha da güçlendiğini, daha da oradaki mevcudiyetini tahkim ettiğini gördük. Bunun üzerine biz kararımızı verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 Ekim'de bildiğiniz gibi bu Barış Pınar Harekatı'nı başlattık. Barış Pınar Harekatı'ndaki geldiğimiz nokta şu anda 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alan büyük ölçüde bizim kontrolümüz altında. Tamamına yakın bölüm kontrol altında. Tek tük de olsa uyuyan bazı hücreler, bazı böyle sızmalar vesaire olabilir. Fakat genel olarak söylediğimizde bu bölge tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altında. Bununla birlikte Amerikalılarla yaptığımız bu anlaşma çerçevesinde Amerikalılar da buradaki bu alandaki teröristlerin YPG'nin çıkarılması konusunda gayret gösterdiklerini söylediler. Tabii ki bir gayret gösterdiler. Büyük ölçüde bu sözlerini yerine getirdiler. Diğer taraftan biz bu alanın hem doğusunda hem batısındaki alanlardaki teröristlerin de çıkarılması konusunda yine bildiğiniz gibi Ruslarla bir mutabakat muhtırası imzaladık. Ve Ruslar da hem bu alanın doğusundaki hem de batısındaki teröristlerin çıkarıldığını hatta rakamla telaffuz ettiler. 34 bin civarında teröristin evet. çıktığını söylediler. Ve fakat burada ki iyi niyette olsa, gayret de olsa fakat sonuç itibariyle bunların tamamının çıkmadığını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Çünkü hem doğu cephesinde hem batı cephesinde bizim alanlarımızı, bizim hareket alanımızın cephesinde çok ciddi tacizler var. Bu tacizlere karşı biz de tabii meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunu da söylüyoruz. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telebiyat ve Resulen ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalarıyla ilçelere giriş ve çıkış kontrol eden güvenlik birimlerini de yerinde inceledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telebiyat ve Resulen ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerinden yaptığı görüşmeler akabinde Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Telebiyat ve Resulen merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TİH personeli Telebiyat ve Resulen Yerel Meclis tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, Telebiyat'ta şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulen'de 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar da devam ediyor. Şu anda enerji Telebiyat ilçe merkezi ile kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başladı dedi. Trafonun içindeki ile
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınar Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Er'in, her iki ilçe merkezi ve kırsalında güven içinde yaşanabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Enerji hatlarındaki incelemenin ardından Tel Abyad'a giriş çıkışları kontrol eden güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Er'in, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Tel Abyad ilçe merkezinde esnaf ve halkı ziyaret eden Vali Er'in, sorunları dinlediği halkla sohbet etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulaşım sorunlarının sıkça gündeme geldiği, tartışıldığı hatta Açık Su Caddesi'nde yeniden düzenleme için düğmeye bastıklarını söyledi ve ekledi. Caddede iş makinalarının çalışmalara başladığını da belirten Beyazgül, halkımızın talebi neyse projemizde odur diyerek. Göreve geldiği günden bu yana ulaşım sorunlarıyla yakından ilgilenen ve bu yöndeki projelerin uygulamaya geçmesi için hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bugün de Açık Su Caddesi'ne giderek yeni düzenleme için bismillah dedi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile cadde güzergahında yapılacak 2 kilometrelik düzenleme için teknik ekipten bilgiler alan Başkan Beyazgül, bölge esnafı ve vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Yeni yolumuz alt tarafa geçiyor. Burada sadece bu yıkımdan dolayı. Ardından bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül şunları söyledi. Evet, şu anda Açık Su Caddesi'ndeyiz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat beraberimizde, Genel Sekreterimizle birlikte bundan birkaç gün önce, dün sanıyorum, yıkılan yerimiz vardı. Ancak çalışmalarımızla birlikte açacağımız yer olduğu için çalışmayı da buradan başlattık. Açık Su Caddesi'ne yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu inşallah yeniden düzenleyeceğiz. Bu konuda bir kısım yeri askeriyemizden, bir kısım yerde okulumuzdan gidiyor. Öncelikle Tuğay Komutanımıza teşekkür ediyoruz. O da şehrimizin bu konularıyla çok yakından ilgileniyor. Gelip bizzat yeri kendisi de görmüş, buradaki trafik sıkışıklığını görmüş ve birlikte bir çalışma içerisine girdik. Yol 2 kilometrelik mesafe esnafımızla ve diğer kanaat önderlerimizle, belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle toplandık. Bu caddenin nasıl olması gerektiği hususuna birlikte karar verdik. Göreve ilk geldiğimizden bu yana belediye başkanımız Sayın Mehmet Can Polat bu konuya dikkatimizi çekti. Üst yönetim toplantılarımızda konuyu dile getirdi. Tabii ki biz de seçim öncesine geldiğimizde halkımız bu konuda çalışmalarımızı talep ediyordu. Çünkü önemli bir konuydu. Uzun süre bir trafik sıkışıklığı yaşanan bir yerdi. Şimdi bismillah dedik, bugün buraya kepçeyi vurduk. Yakında halkımızın istediği, özlediği bir şekilde hem yol akışkanlığı süratli olacak, hem de cadde ve kaldırım düzenlemesi, ışıklandırma halkımızın gönlüne göre olacaktır. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 adet uzun namlu silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin de 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda AK, HK ve MK isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet G1 marka uzun namlulu silah
5 adet G1 silahına ait şarjör, 1 adet 7.62 çapında Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikov tüfeğine ait şarjör, 467 adet 7.62 çapında fişek ve 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik operasyonda 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda güvenlik güçlerince Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli operasyon düzenlendi. Çınar ilçesine bağlı Çakır Tutmaz mahallesindeki AE'ye ait evin bulunduğu arazide tespit edilen sığınakta 73 kilo 373 gram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roket atar, 47 kat yuşa roketi, 2 el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada da 24.595 kilogram plastik patlayıcı bulundu. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir adet yapım dönemi belirlenmeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eyüpiye ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu H.E. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda bir adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, iki adet Roma dönemine ait papirüs kağıdına ikonografi ve el yazmasıyla yazılmış kitap, bir adet Roma dönemine ait krom mühür ve bir adet Roma dönemine ait krom anahtar ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgisi bulunduğu belirlenen iki şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme de devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacada Kayak Merkezi ve çevresi yağan kar yağışı ile beyaza büründü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 919 rakımlı Karacadağ zirvesinde bulunan kayak merkezi ve çevresi iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar bölgeye ulaşım sağlayan yolları bir müddet kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bölgeye ulaşım yeniden sağlandı. Yetkililer bölgedeki karın kayak için yeterli olmadığını ifade etti. Haliliye Belediyesi eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını da kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor. Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta eğitime verdiği destekle öne çıkan Haliliye Belediyesi bu kez üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sırrın Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında üniversite öğrencilerinin kıyafetlerini yıkamak için kurulan çamaşırhaneyi hizmete sunmayı hazırlıyor. Üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan çamaşır yıkama işlemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi bu uygulamayı kısa süre içinde hayata geçirmeyi planlıyor. Üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak olan çamaşırhanede öğrenciler getirdikleri kirli kıyafetlerini görevlilere teslim edecek. Öğrencilere görevliler tarafından verilen tarihte öğrenciler belirlenmiş dolap numarasından temiz kıyafetlerini alabilecekler. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadan ilçede bulunan tüm üniversite öğrencileri ücretsiz yararlanabilecek.
Ve İçişleri Bakanlığı Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 7-8 Aralık'ta yapılan ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şengayla sorumlusu Zinar Ahmet Kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Ahmet Eyaleti Doğuşun Gücü sorumlusu Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu bölgesi desek ve Aralık ayı desek hepimizin kafasında aşağı yukarı aynı görüntü belirleyecek. İşte o görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bölge için meteorolojik uyarıda bulunarak bölgemiz genelinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde özellikle gece ve sabah ilk saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Aşırı soğukların etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan Refahiye'de 15, Erzurum Tekman'da 17, Kars Sarıkamış'ta 12, Ağrı Hamur'da 11, Iğdır Karakoyun'da 4, Ardahan Göle'de 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle araçların camlarının buz tuttuğu Erzincan'da vatandaşlar otomobillerin üzerine battaniye serdi. Kış çilesinin başladığı Erzincan'ın köylerinde ise vatandaşlar ev ve ahırlarının damlarının kar suyunu içeri akıtmaması için temizlik çalışmasına koyuldu. Bacalarımızın damlamaması için kar atıyoruz. İçeride samanımız, hayvanlarımızın üstüne damlaması için. Kış şartları uğraşıyoruz kendimce. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenler engelli öğrenciler yararına tiyatro oyunu sahneleyerek konser verdi. Siverek Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Siverek Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğretmenler profesyonel sanatçıları aratmadı. Program Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın mesajının okunmasıyla başladı. Mesaj sonrasında öğretmenlerden oluşan Siverek Şehir Tiyatrosu ekibi, atanamayan bir öğretmenin yaşamını ve çevresindeki tavırlarını konu alan Ali Öğretmen adlı oyununu sahneledi. Tamam. Bir kere konuştuğunu görmedik senin. Tamam. Ne tamam. Tamam, akşam gelsin konuşacağım Ali'yle. İstiyoruz. Ya, İstiyoruz. Biliyorum zaten sürekli söylüyorsunuz ya. Tavuğu sevmek için ne lazım? Öğrencilerin büyük beğenisini toplayan oyunun ardından program, koro ekibinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Bu sırada bazı seyirciler sahneye çıkarak halay çekti. 3 saat süren programa Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Vekili Ali Yelener, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, Engelli Dernekleri üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmen arkadaşlarımla beraber kısa sürede güzel bir gösteri düzenlediğimizi, konser verdiğimizi düşünüyorum. Tabii bu konserin de bir amacı var. Engelli arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için düzenlenmiş bir etkinlik. Siverek Şehir Tiyatrosu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı müzik öğretmenlerimizle birlikte bugün engelli öğrencilerimizin yararına bir program düzenlendi. Bağışlar toplandı. Program gayet güzel geçti. Toplanan bağışlarla engelli öğrencilerimize, tespit ettiğimiz engelli öğrencilerimize
akülü elektrikli sandalye almayı planlıyoruz. Katkı sunan herkese, müdürlüğümüze, müzik öğretmenlerimize ve Siverek Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye'de en fazla güvercin beslenen illerin başında gelen Şanlıurfa'da yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı. Havada uçan o güzelim güvercinler görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye'nin en fazla güvercin beslenen illerinin başında gelen Şanlıurfa'da bu yılda geleneksel olarak düzenlenen güvercin döküşü yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce güvercin sever aynı anda yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Merkez Eyüpbey ilçesine bağlı Akşemseddin mahallesine kafes ve kutuların içerisinde getirilen güvercinler akşam ezanıyla birlikte aynı anda bırakıldı. Havada süzülen güvercinler görsel bir şölen oluşturdu. Yazın beslenen güvercinlerin her kış mevsiminde bırakıldığını söyleyen güvercin severler, bunun da kendi festivalleri olduğunu belirtti. Güvercin döküşü kuşçular arasında her yıl düzenleniyor. Kuşçuların rekabeti olarak da adlandırılan güvercin döküşünde gökyüzünde birlikte uçan güvercinlerin başkasına ait güvercinleri aralarına alıp kendi evlerine götürmeyi amaçlanıyor. Güvercinlerine iyi bakamayan ve iyi beslemeyenlerin güvercinleri başkalarının güvercinlerine karışıp kendilerine daha uygun bir yuva ediniyor. Giden güvercinler ise bir daha geri alınamıyor. Şanlıurfalı iş adamı Mustafa Çat'ın oğulları İsmail Eymen ve Mahmut Nedim düzenlenen görkemli bir törenle erkekliğe ilk adımlarını attılar. Şanlıurfa'nın tanınmış iş adamlarından Mustafa Çat'ın düzenlediği görkemli törenle iki oğlunu sünnet ettirdi. Düzenlenen sünnet düğününe AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Eyüpbey İlçe Başkanı Mehmet Moğal, STK temsilcileri, iş adamları ve yaklaşık 1200 kişi katıldı. İş adamı Mustafa Çat'ın oğulları İsmail Eymen ve Mahmut Nedim'in sünnet töreninde kirvelini ise iş adamı Süleyman Durmuş yaptı. Görkemli sünnet törenine katılan davetliler para atmak için adeta birbiriyle yarıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i semiyesi olan çocuklarınızı evvela sünnet edip bu topluma iyi şekilde kazandırmak dileğiyle kirvemin bu çocuklarını İslami bir çerçevede sünnet ettirip misafirlerinle birlikte bir eğlence havasında topluma faydalı evlatlar yetiştirmesi anlamında kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Kirveme teşekkür ederim. Gelen tüm dostlarımdan, Allah razı olsun akrabam, eş dostlarımdan. Güzel inşallah bir düğün olur. Evet. Görkemli bir düğün. İnşallah. Katılım inşallah. Da çok yoğun. İnşallah. Allah razı olsun. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim gelen tüm misafirlerimize. Allah hepsinden razı olsun. Ayaklarına sağlık.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu hafta da kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne 68-60'lık skorla mağlup etti. Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Şehit İlyas Kaya sezonunda haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde kendi evinde Bağcılar Belediyesi'ni ağırladı. Büyükşehir bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Engelli Mehter takımının maçlarla destek verdiği karşılaşmada Büyükşehir rakibini 68-60'lık skorla geçerek ligde önemli bir virajı geçmiş oldu. Maçın ardından bir değerlendirme yaparak tüm sporculara gösterdikleri disiplin ve azimden dolayı teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Yıldırım değerlendirmesinde ligde önemli bir maça çıktık. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Biz özellikle kendi evimizde maç kaybetmek istemiyorduk. Sporcularımız bunun için elinden geleni yaptılar dedi. Ve bu haberle birlikte ana haber bültenini de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar. We'll be right back.